Topraklar, ateşler, ağaçlar, herkese merhabalar. Bugün Ades Otel'deyiz. Bakalım burada Feng Shui nasılmış? Merhabalar Aylin Hanım, nasılsınız? Merhaba Ceren Hanım, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben deyim, teşekkürler. Bugün geldiğimizde müthiş bir tesadüfle karşılaştığımızı öğrendim. Bir de bize anlatır mısınız? Evet. 10 yıl önce ilk astrolojik, Çin astroloji haritamı size baktırmıştım. Şaka gibi. Evet, çok güzeldi ve bana bir öneride bulunmuştunuz, kaplan sembolü taşımamı. Ben de kendime kaplan bir şalmeran yaptırmıştım. Hala taşıyorum onu. Harika, devam. 2026'ya kadar devam. Bunun evet. Gerekliliğini gördük ama bugün asıl buluşma sebebimiz bu oteliniz. Evet. Şimdi bu otelle ilgili Feng Shui yapmadan önce öğrenmem gereken birkaç konu var. Onlarla ilgili sorularım başlayacağım. İşte burasının inşaatı ile ilgili bana biraz detay verebilir misiniz? Evet. Burası bir 5-6 yıl önce bir oturum vardı burada. Eski bir binaydı. Daha sonra ortaklarım, arkadaşlarım burada kendisi için bir şey yapmaya karar vermişti. Bir işte restoran yapalım bir derken bir oda bu konsepte dönüştü. Değişikliğe uğradı. Birçok yer değiştirildi, kırıldı. Yeni bir yapılanma diyebiliriz. 1,5 yıl önce. Anladım. O zaman aşağıda bir oluşum vardı ama o oluşum şu an tamamen söküldü ama duvarlar duruyor, çatı, cam, kapı falan hepsi gitti. Aynen. Yenileri yapıldı. Aynen böyle. Okey. Ve tabii ki de üst katlar zaten sıfırdan oluştular. Hayır, üst katlar da vardı duvarları. Onlar da yapılandırıldı. Okey. Tamam. Bence. Bunları neden soruyorum? Feng Shui'de bizim dönemlerimiz var. 20'şer yıllık dönemlerimiz var. Şimdi ben bu evin yaşını öğrenmeye çalışıyorum ki buradaki enerjiyi adlandırabileyim. Çünkü Feng Shui'de 9 tane yıldızımız var. Her dönemde sudoku gibi başka yerlere uçuşuyorlar. O yüzden buna da uçan yıldızlar demişler. Şimdi benim burada hangi yıldızın nereye geldiğini, yani bize toprağın ne enerji verdiğini öğrenmem için bu evin, bu binanın doğuş anını bilmem gerekiyor. Şu anda benim bu aldığım bilgilerden 2004 sonrası olarak alabilirim burayı rahatlıkla. Doğru. Tamam. Onun dışında dışarıdan ben pusulayla, burada görmüş olduğunuz Çin pusulasıyla bir ölçüm yaptım. Tam sıfır dereceye bakıyor kuzeye. Hiç bununla karşılaşmamıştım. İlk defa gördüm. tabii böylesine rahat, doğal bir ortamda olduğumuzda ölçüm yapmak daha kolay. Şehir içinde metaller bizi çok etkilediği için zorlanıyorum. O yüzden çok güzel bir yön de bulabildik. Şimdi bunların sonucunda bir haritamız çıkıyor ortaya. Buradan şimdi söylemem gerekirse öncelikle misafirinizin geldiği yol, arabayla geldiği, park ettiği alan ve tabii ki de bahçenizin başladığı kısım. 6 dediğimiz bir yıldızla açılış yapmış. 6. dönemde olsaydı iyiydi ama ancak biz şu an 9. döneme giriyoruz. Yani bayağı eskimiş bir yıldız. O yüzden bunun enerjisini düzeltmemiz ve dengeye getirmemiz lazım. Nasıl yapacağız? Ağaç elementi. Burada kapımızın ağaç olmuş olması muhteşem pozitif bir etki yaratmış. Ama aynı zamanda biz ağaç elementini klasik geleneksel sistemde bambularla koyuyoruz. O yüzden giriş tarafımızda bir bambu karşılaması yapabiliriz. Bambu çiçekleri ekebiliriz ya da vazolarda yine bizim dekorasyonumuza uygun olacak bir şekilde bambuları giriş kapısına yerleştirmemiz güzel olacak. Neden? Şimdi burada hukuksal problemleri harekete geçirebilir. Bunu geçirmemesi ve o enerjiyi dengelemesi için, nötralize etmesi için buna ihtiyacımız var. Çünkü sonrasına baktığımda hemen bu restoranda oturulan en tatlı yer diyeyim 9 yıldızında. Şu an 9. dönemdeyiz, yani 9 yıldızı muhteşem. Zaten kendiliğinden bereketi getirecek. Yani kapıdan birini biz
sokmayı başarabilirsek zaten gerisi burada geliyor. Ama biz 9 için başka neler yapıyoruz? Oraya bir tane saat saklayabiliriz, gözükmek zorunda değil. Ama ben uyurken bile bana para gelmeye devam etsin demek bu. O yüzden orada bir saat olması, toprak içinde canlı çiçeğin olması gibi şeylerle orayı bir tık aktive edeceğiz. Tabii ateş elementi o. O yüzden de kırmızı, mor, bordo, turuncu gibi renklerle de orayı süslendirebiliriz. Devam ettiğimizde şu arka tarafa baktığımız zaman, yani şu oturduğumuzun yan tarafı diyebilirim. Orada da 7 var. Şimdi 7 skandal. Dolayısıyla onu hemen böyle bir temizlemek ve rahatlatmamız lazım. Çünkü hemen yanına şömine var. Şimdi alevle, yangınla gelecek bir skandalı buraya sokmamamız lazım. O yüzden yine 7 için ahşap ögelerini kullanacağız ki bütün masalarınız ahşap. Yani bu durumda müthiş olmuş. Benim zaten kahverengiye, maviye, yeşile ve ahşap mobilyalara ihtiyacım var. Orada bunu çok güzel dengelemiş. Şöminenin bulunduğu bu alanda ise metale ihtiyacım var. O yüzden burada dekorasyonumuzda biraz daha arttıralım. O süper olmuş. Güzel bir şey olmuş ama vazolarda olur, ufak tefek şamdanlar olur, kocaman heykeller olur, fark etmez. Burada böyle metal etkisini artıracağız. Tamam. Metal dediğimizde aynı zamanda parıltılı objeler de geçerli. O yüzden tavan çok iyi olmuş aslında. Özellikle sordum bu metal mi diye, çünkü çok metal gibi duruyor. Rengi dolayısıyla da buraya hizmet ediyor şu an. Hatta aydınlatmalarınız da aynı şekilde metal olmuş olması burada bir güzellik yapmış. O yüzden hani buranın bereketi güzel. Diğer merak ettiğim tabii ki de mutfak nerede demiştim. Evet. Mutfakta 8 ile 1'in olduğu yer. Bunlar da muhteşem. Hatta sizin ufak ofisinizin olduğu yerde 1 dediğimiz kafa çalıştıran bir alanda çok muhteşem. Ama o ofiste bir ayna gördüm, lütfen onu kaldırın. Bir değil 10 çalışmayalım lütfen. Aynayı bütün gün görmek iyi bir enerji yaratır. Atmaz. Ne uyurken ne çalışırken. Mesela aynı böyle dekoratif, arada bir bakacağımız bir obje olması lazım. Pozitif enerji orada yayıyor olduğu için çok güzel. Renklerimiz burayı çok destekliyor. Su elementi dediğimiz siyah renk, metal element dediğimiz beyaz renk, işte bunun fümesi, grisi falan. Renkler bakımında burada bolca var ve bu ne demek biliyor musunuz? Sizin mutfakta aklınız çalışıyor. Sizin o dükkanda, o ofiste aklınız çalışıyor. O yüzden de buraya para getiriyor. Yani oralarda yemek, ne acaba menümüz şöyle mi olsun kararları, ya da ne bileyim burada nasıl bir organizasyon yapsak kararları vermek için çok doğru bir alan olmuş. Ama en çok sevilecek alanınız kesinlikle şu köşe nokta 9 dediğimiz yer. En çok o köşeyi ben seviyorum. İşte çünkü enerjisi pozitif. O yüzden. Bütün organizasyon düğünlerin anlaşmalarını o köşede yaptık. Gerçekten. Muhteşem. İşte bu. Gelir gelmez tabii ki de sizin bu alanı keşfetmem gerekiyordu. Bahçede çok güzel bir yürüyüş yaptık ve düğün alanınız gerçekten çok güzel. Çok beğendim. O böyle alevlerin önünde nikah kıyılması, işte organizasyonun yapıldığı yer falan. Tabii hemen oranın feng shui'sini merak ettim. Burada ne enerjimiz var diye. Şimdi ateşin olduğu yerde yine bir skandalla karşılaştım. O yüzden orada bir ağaç elementine ihtiyacımız var. Belki orada bir ağaç süsleme, tak gibi bir şey yapılabilir. Oradaki oturma kısımlarınızın ahşap olması da çok iyi olmuş açıkçası. Ama işte maviler, yeşiller katabiliriz. Ya da böyle kocaman belki bir ahşap, bir separatör gibi bir şey koyabiliriz. Orada böyle bir desteğe ihtiyacımız var. Takımız ahşap. Arkaya tak koyuyoruz. İşte bu. Kürsümüz ahşap. İşte en sevdiğim şey, kadınların içgüdüleri muhteşem çalışıyor. Gerçekten çok güzel, harika. Düğünler orada çok güzel geçer. Buradaki konseptinize, düğün konseptiniz siyah beyaz gibi renkler, yine metalik objeler inanılmaz sizi destekleyecek. O yüzden buraya gelenlerin... Bu bilgi güzeldi.
Evet, kesinlikle. Hani süslemelerimizde olabildiğince beyaz çiçekler, siyah çiçekler gibi ya da ne bileyim siyah aksesuarlar, runnerlarımız beyaz siyah olabilir ya da böyle lame dore gibi altın renkler, gümüş renkler, parıl parıl şamdanlarımızda belki böyle taşlı kokoş durumlar yine orası için çok ideal olacaktır. O yüzden hani o konsepti kullanırsanız muhtemelen oraya insan daha fazla çekilecektir. Gelen tekrar gelmek isteyecek, burada organizasyon yapmak isteyecektir. Bu yapım aşamasında bu bilgi de çok güzel oldu benim için. Evet, Feng Shui de zaten benim hep söylediğim o, ne olur bitmeden aslında yapalım. Hatta hiç başlamadan. Birlikte başlayalım. Çünkü o zaman neyin ne tarafa koymamız gerektiğini biliyoruz. Ama burada doğal olarak siz bir şeyleri doğru oturtmuşsunuz. O yüzden hani tüh keşke şöyle yapsaydık diyeceğimiz durumlarla çok ağır bir şekilde karşılaşmamışsınız. Ona çok sevindim. Öyle durumlar olsaydı tabii ki de Feng Shui ile bizim bir desteğimiz var ama böylesine doğal bir şekilde kötü enerjilerin bulunduğu yerde tuvaletlerin olması, iyi enerjilerin olduğu yerde asıl müşterinin ve paranın kazanılacağı yerin olması bizim için çok değerli ve kıymetli. 1-0 önden başlıyorsunuz. Biz şimdi bunu 2-0 yapmak için bir de Feng Shui ekliyoruz. Zaten ondan sonra burası ünlü oluyor. Çok güzel. Gelir gelmez bahçemizi gezdik, burayı gezdik. Şimdi tabii bir de odalara bakalım. Odalarımızda Feng Shui yapalım. Odalarımıza da bir iki özel Feng Shui dokunuşu yaptık mı? Kalanlar da burada mutlulukla kalacaklar. Herkese söyleyecekler, daha çok gelecekler ve bereketi artacak. O zaman odalarımıza çıkabiliriz. Şimdi bu odaya baktığımız zaman bu katta aslında en iyi odalardan biri bu. Diğeri de bu kattaki en dipteki oda. Dolayısıyla aslında en özel müşterilerinizi, en sevdiklerinizi diyeyim ya da tekrar tekrar gelmesini istediklerinizi bu odaya almak uygundur. Evet. Şimdi müşterisi de gerçekten seviyor değil mi? Tekrar tekrar geliyor. Aynen. O numaralı oda diye geliyor. Çünkü renkler, oturum şekli, yatağın şekli, bu düzenin tamamı şu an Feng Shui'yi destekliyor. Normalde mesela şuradaki bu ahşap şeyimiz olmasaydı yatak havada uçuyor derdik ve sevmediğimiz bir pozisyon olurdu. Ama arkayla hem orayı yarı transparan yapmış, oraya güzel bir şekil vermiş hem de rahatlatmış. Ama suitler için aynı şeyi diyemeyeceğim. O yüzden suitlerde bir tık çalışma yapmak gerekecek. Tamam. Şimdi odanın içinde burasının böyle tamamlanmış hissi inanılmaz keyifli. Ancak öbür tarafta duvara baktığımızda bir boşluk, bir bitmemiş, tamamlanmamışlık hissi var. Burada kalan kişi de onu hisseder. Tek gece bile kalacak olsa onu hisseder. O yüzden burayı bir tık daha doldurmamız gerekecek. Bir de bu odanın enerjisinde 7 yıldız olduğu için bambuları şiddetle tavsiye ediyorum. Süper, teşekkür ederim. Rica ederim. Evet, geldik otelin en muhteşem odasına, jacuzzi'li odamız. Jacuzzi'nin yanında tabii şöminenin olması Feng Shui açısından yanlış bir hareket olmuş ama bu odanın enerjisi o kadar iyi ki sorun yok. Sadece tabii burada renkler açısından denge eksik kalmış. Biraz daha masalarımız ahşaba dönebilir. Bu metalik bir element olmuş. Duvarlarımız da çok metal ve su elementini taşıyor. Siyah ve beyaz renkler onları temsil eder. Tavandaki ahşap detaylarımız evet iyi gelmiş ama aşağıya da bunu taşımamız lazım. Yani bir tık burada bir ahşap arttıracağız. Onun dışında mesela bu odada daha fazla tamamlanmış, daha huzurlu hissediyorum. Hani bu odada kalmak standart odaya göre 30 kere tercih edeceğim bir durum yani. Hani kesinlikle güzel. Zaten Feng Shui açısından da burası gelecek vadeden ve birikim yaptıracak oda. O yüzden tabii buradaki dekorasyonumuza daha fazla dikkat etmemiz önemli olacak. Burada da bambuyu kullanmak gerekir mi? Burada bambuya ihtiyacımız yok. Metal objelere ihtiyacımız var ama renkler zaten metal. Oradaki aynamız da bizim metali destekleyen bir şekilde. O yüzden burada bambuya ihtiyacımız yok. Belki yan tarafta yani şu makyaj masasının bulunduğu alanda bambular koyabiliriz. Okay. Tamamdır.
Şimdi otelin arka tarafına baktığımızda dağa doğru yaslanmış. Bu bizim için Feng Shui'de çok ideal bir konumlanma şeklidir. Önümüze su dediğimiz hareketli, yani işte bu havuz olabilir, buradaki gibi düğün alanı, yemek yenilecek bahçe alanı gibi aktif alanlar olabilir. Aynen de zaten bu şekilde harekete geçmiş. Doğa da destekliyor. Bu otel bir harika.